Neyin var çocuğu? Bilmiyorum Yüce Kulina. Sabah kalktığımda iyiydim. Birden böyle oldum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Bir de ellerimle ayaklarım sanki benim değilmiş gibi geliyor. Ne dedin? Ellerimle ayaklarım sanki başkasına ait gibi. Hissetmiyorum. Hay aksi, şimdi ne olduğunu anladım. Getir bakayım elini. Aa, neler oluyor Kulina? Aslında bu benim hatam. Bu işi bu kadar geciktirmemeliydim. Son güne bırakmışım, onun için böyle oldu. Neyi son güne bırakmışsın? Senenin belli günlerinde sizin yaş ayarlamalarınızla ilgili yapmam gereken küçük bir işlem var. Bugün de senin günün, onu unutmuşum. Tam zamanı. Öğrenelim bakalım şu saatlerin yerini. Hiç korkma, şimdi gidiyorum. Birazdan hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Merak etme. Bakalım 100 yaşında görününce ne yapacaksın anacık? Çok eğlenceli. Burası ne kadar da karanlık. Çok tırsıyorum. Bakmasana ya. Aman tamam tamam tamam. Peki ama neden bize verilen ödevde makbuş o yazıyor onlara? Gıcık da ondan. Bir de tüm soruları biz sorduk. Kopya çekmiş olmuyor mu şimdi? Sussanıza ya, kafam karışıyor. İyi aman aman. Sustuk. Ana ya, ben seni yazmak istiyorum. Ama Emreciğim, bu çok tehlikeli olmaz mı sence? Yani asıl yaşımı kimse bilmemeli. İyi de makbuş çevremizdeki tek yaşla bu ödevi yapamayacağız o zaman. Evet, üçümüz de onu yazarsak çok saçma olur. Nana, peki sen kendini yaşlı hissediyor musun? Hayır tabii. Zaten bir anlamı olmaz o zaman seni yazmanın. Yani. Hı-hı. Ödevim bitmek üzere. Aferin başkıcık. Gıdıklandım. Yüzüme bir şey batıyor gibi. Bir şey var mı yüzümde? Emre, ne yapıyorsun? Yaşlılarla ilgili bir araştırma. Kimseyi bulamazsam araştırmamı sunarım ben de. Aman ne akıllıca. Araştırma yapın demedi müdür. Tanıdığınız birini anlatacaksınız dedi. Sen kendi işine baksana. Acaba Hulusi'nin dedesini mi yazsam? Ama Hulusi yazar onu. Aa, bak Yağmur. Geçen gün aradığın Tokan buradaymış. Gördün mü? Bak, bulduk işte. Nana. Ne? Nana, sen yaşlandın. Yaşlandın mı? Hı-hı. Nasıl yani yavrum? Bilmiyorum ama yaşlısın. İşte şimdi yandık. Simge artık burada. Nana da yaşlandı. Ama bir şey daha yapmam gerek. Nasıl olsa Kulina'nın Nana'dan haberi olacak. Ama öğrendiğinde bunu düzeltememeli. Nana hep yaşlı kalmalı. Sonra da pes edip buraya dönmeli.
Ve onun yerine ben insan olmalıyım. Evet Kulina, Nana'yı eski haline döndür, döndürebiliyorsan. Burası da çok sessiz. Bak yine çok tırsıyorum. Sizce bu nasıl oldu? Cebime lokum mu doldu? Yani neden yaşlandım birden diyorum. Ne bileyim evladım. Ben farkına bile varmadan yıllar geldi geçti. Kızıl, neydi senin adın? Yağmur. Heh, bu Kızıl Yağmur söyledi. Kesin Şoker'in bir oyunudur bu da. Hı? Şoker mi? Tabii ya, o mendoburun işi bu. Onu bir elime geçirirsem ne yapacağımı biliyorum ama... ...böyle tavayla poposuna, poposuna, poposuna vuracağım. Hadi çocuklar, yemek hazır. Ne yapacağız? Babam. Bir yandık. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Odaya kapandılar mı, çıkmak bilmiyorlar ya. Hı, buldum. Hadi çocuklar, yemek hazır. Ödümü kopardın Nana. Hadi bırakın onu da aşağı gelin, yemeğe oturuyoruz. Yani Nana, sen bunlardan daha çocuksun ha. Bizi güldürmek için taktı babacığım. İyi hadi çıkar şu maskeyi de aşağı gelin. Çıkaramam. Çıkaramaz mısın? Şey babacığım, maske yüzüne yapıştırdık. Şimdi ya. De çıkmıyor. İyice delirdiniz siz. Dur bakayım. Ay yapma. Dur. Ay canım yanıyor. Ya. Yapma yavrum. Aa. Senin sesine ne oldu böyle? Maske yüzünde ya. Sesi ondan öyle duyuyor. Ya. Ya bu maskeyle yaşayacak halin yok ya. Dur dayan biraz. Acıyor baba. Babacığım. Babacığım belki kuruyunca çıkar. Öyle şey olur mu? O zaman daha çok yapışır. Durun keselim. Hayır olmaz. O benim en sevdiğim maskem. Oğlum ben sana yenisini alırım. Olmaz. Ama baksana kızcağız acı çekiyor. Olmaz ya. Onu bana Gamze aldı. Asla kestirtmem. Of. Hadi yürüyün aşağı. Yemekten sonra bir çaresine bakarız. Hadi. Tamam. Hadi Nana. Nana. Buraya doğru gideceksin. Anlaşıldı. Benim 3 çocuğum var. Bunu kabul etsem iyi olacak. Ay, tövbe estağfurullah. Üstüme iyilik sağlık. Hani bunu çocuklardan biri yapsa olur da koskoca kız. Ne işin var maskeyle muskeyle? Suç onda değil ki. Biz ısrar ettik. Oyun oynadık işte makbuş. Şaka gibi. Hadi artık çıkar şaptan şeyi. Yemek yiyoruz şurada. Görüntü köleliği yapıyorsun. Asıl en büyük kirlilik sensin gıcık. Emre ayıp oluyor ama. Ay nefesim daralıyor vallahi seni öyle gördükçe. Neden makbuş? Bence çok güzel. Ay. Oh. Eyvahlar olsun şu zaten haline bak. Ben bunu nasıl tamir edeceğim şimdi? Yok yok, buna daha fazla dayanamayacağım. İçime fenalık geldi. Sen de çok sıkılmışsındır herhalde. Gel buraya. Yapma, bırak yapma, baba. Yapma. Baba hayır. Dur şimdi hadi. Hayır. Gel. Yapma değil. Hayır baba. Babacığım yapma. Yapma. Baba. Baba ya yapma. Baba bana gamze geliyor ya. Bir şey olacak. Yapma. Anladım canım, bir şey olmaz. Ben sana yenisini alırım dedim ya. Babacığım babanın canı acıyacak ama. Evet. Baba lütfen bir şey olmaz. Yapma. Çıkar evladım çıkar. Baba. Baba. Baba yapma. Ya karışmayın bir ya. Aa, çıkaracağım. Ay ay çık. Yapma. Çık hadi. Ay ya. Çık. Ay ya. Oldu işte. Şey Hakan, bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aslında çok yaşlı ve kötü göründüğümü biliyorum ama. Hı?
yaşasın. Çok güzelim, çok gencim, çok güzelim. İnanamıyorum. Tam bir çocuk bu ya. Yani herkes bu evde çıldırmış ha. Teşekkürler Polina. Tam zamanında yetiştin. Nasıl? Becerebildin mi? Sana ne? Ha. Ah Şoker ah. Ben seninle ne yapacağım? Şaşırdım kaldım. Ama bu kez cezan çok büyük ona göre. Ne oldu Kulina? Nana eski haline döndü mü? Bir şeyler yaptım ama umarım işe yaramıştır. Bir bakayım. Ay, hadi Nana dön yüzünü. İşe yaramadı bence. Moruk Nana ne olacak? Terbiyesiz sussana. Ha. Hiç olmazsa Nana eski haline döndü. Ay, asıl bununla ne yapacağız şimdi? Çok güzel. Bırak da dünyaya gidip gördüğü her şeyi bir çırpıda anlatıversin. Yapma ya. Canım yanıyor ya. Beter ol, beter. Ay, ne yapmalı, ne yapmalı? Bu sevgiden nasıl kurtulmalıyım? Hah, buldum galiba. Ne buldun? Sana ne? Sen mavi ormandaki büyük dişi timsahları düşün. Timsah var mıydı orada ya? Of, hatırlamıyorum. Var mıydı, yok muydu? Var mıydı, yok muydu? Yok yok, yoktu galiba. Çok tırsıyorum! Evladım, bu kadın nerede kaldı? Başına bir şey gelmiş olmasın? Hadi git evine bak bari. Haklısın Mahpuş, birazdan bakalım. Ay. Hadi evladım hadi. İçimiz rahat etsin. Tamam Mahpuş, gittim. Hadi git. Çabuk içeri gir, gene yaşlanmışsın. Ney? İçeri dedim, içeri hadi. Ay ne huysuz oldun sen, aman yarabbi. Hani düzelmiştim. Neden yine yaşlandım? Ne bileyim evladım. Sizin bu işlerinize aklım ermiyor ki benim. Hakan neredeyse gelir. Senin çocukların odasına gitmen lazım. Ne? Ocağıma girmem gerek? Yukarı diyorum. Çocukların odasına gitmen gerek. Ne? Hadi. Dur ayol. Aniden çekme. Benim başım dönüyor. Yaşlıyım. Ya gördün mü nasılmış? Özge oradayken nasıl geçeceğiz? Özge de kim? Ah, buna mısın sen ayol? Ne? Özge, Simge'nin kızı. Mahpuş, ben tatlı istiyorum. Eyvah, ne yapacağız? Bu da ne be? Bir şeyler alacaktı da. Şaka gibi. Nana çekilir misin, oradan tatlı alacağım. Sen git kızım, ben getiririm. Hayır, kendim almak istiyorum. Ne çeviriyorsunuz siz bugün? Hadi Nana. Cildine yoğurt iyi geliyormuş da. Hadi kızım, çık yukarı da yüzünü yıka, hadi. Şaka gibi. Annem haklı vallahi, bu kız gerçekten de deli. Ne oldu? Sormayın kızım, gene yaşlandı. Hadi hemen yukarı çıkalım. Hadi hemen hemen. Tamam hadi. Yavrum yavaş. Hadi Nana gel. Bu annem de nerede kaldı ya? Hani düzelmiştin? Neden yaşlandı yine? Aman ne bileyim kızım. Hemşire, ben sizi pek yordum. Kalkayım artık. Otur otur. Ay bunda aklı bir gidip bir geliyor. Ne? Kim nereye geliyor? Hakan mı geliyor? Aa, demek 100 yaşına gelse Hakan'dan başka bir şey düşünmeyecek. Ne yapacağız şimdi? Kulina. 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 Susuz mu kaldınız? Hı? Aman da aman, güzellere bak. Aa, çöpü çıkarttıktan sonra kapatmamış mıydım ben bu kapıyı?
Şu hale bak. Kafa kalmadı ki bende. Çöpü çıkartmak için açmıştım kapıyı. Bak kapatmamış. Havada ne güzel. Su vereyim mi kız? Hadi vereyim. Hadi yıkayamadım. Hadi. Kapattım mı sence ben bu kapıyı? Hı? Yaşlılık. Zor. Geliyorum. Günaydın Makbul Sultan. Günaydın evladım. Ya sabaha kadar öyle garip kabuslar gördüm ki. Hayırdır? Yatmadan önce iki tane sandviç yedim. Olacağı buydu. Ay simgeler mi acaba? Ben bakarım. Buyurun teyzeciğim. Ben de. Buyurun ne istediniz? Ben Nana. Nana mı? Nana'ya mı baktınız? Kim gelmiş evladım? Galiba bu teyze Nana'yı arıyor. Ah. Bak sen şişe hoppala. Tanıyor musun? Tabii tanımaz olur muyum evladım? Şey bu teyze Nana'nın anneannesi. Heh. Öyle mi? Buyurun girin. Ya. Neden bu kadar şaşırdın Makbuş? Çok yaşlı hem de çok hasta. Nasıl bulmuş da gelmiş? Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş geldin teyzeciğim. Gel bakalım gel. Yavaş yavaş dikkat et. Aman aman. Nana anneannesine ne kadar benziyor öyle değil mi? Ya. Hadi Makbuş. Ne hadisi? Nana'ya haber ver de insin. Nana yok ki. Yok mu? Benim ilaçlarımı yazdırmaya gitti. Bu saatte mi? Çok sıra oluyor. Erkenden gideyim dedi. Nasılsınız teyzeciğim? Afiyette misiniz? Ne? Güvette miyim? Ne işim var benim güvette? Duymuyor. Ha. Nana'yı özlediniz mi? Ne bağırıyorsun be? Sağır mı var? Yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Hep beraber kahvaltı yapsak diyorum. Sağ ol evladım. Mefaret. Pek hoş bir adam bu. Mefaret değil teyze, Makbule. Ne fark eder be? Kız, hemşire. Bayıldım ben bu adama. Bomba bomba, sarı bomba. Pek yakışıklıymış. Taş taş. Teyze, ayıp oluyor ama. Yok canım, hadi buyurun. Tut elimi tut, yakışıklı. Hadi evlat. Bilirdiz çocuk. Aa. Sar belimi sar oğlum. Güzel çocuğum, sıkı sıkı sar, tut beni. Ay canım. Yavru benim gördüğüm sen de görüyor musun? Maalesef evet. Çocuklar bakın kim geldi. Kim babacığım? Nana'nın anneannesi. Nana'nın anneannesi mi? Torun Nasrettin'e dayanamamış tek başına gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ver o darol yavrum. Hadi çocuklar otursanıza. Hadi çocuklar geçin geçin. Merhaba. Merhaba. Ay biz geldik. Hoş Hala geldiniz. Kahvaltı mı yapıyorsunuz ya? Buyurun sofraya. Biz kahvaltımızı yaptık. Bu teyze de kim ya? Nana'nın anneannesi. Yakında Nana tüm akrabalarını buraya toplayacak anlaşılan. Oh gel keyfim gel. Hadi çocuklar geç kalıyoruz. Teyzeciğim ben işe gidiyorum. Ne? İşe işe. Güle güle. Hemen gel ama olur mu? Özlerim seni sarı fırtına. Ay torunundan çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de bu yaşlı kadın çıktı başımıza. Hadi hadi. Konuşma kız. Sen oraya oturacaktın yavrum. Demek Nana'nın anneannesine kaldın ha. Simge'yle evlenmezsen olacağı buydu. Dalga geçmesene ya Volkan. Ne var? Kadının yaşı büyük olunca zengin olursunuz daha iyi ya. Çok komik.
Yalnız Nana'ya o kadar çok benziyor ki sanki onun 100 yaşındaki hali. İşte fıstık gibi demek ki. Volkan. Gülme. Kızım ne olacak senin bu halin? Ne? Görüyor musun sen o mendebur şökeri? Ne işler sardı başımıza? Şoker mi? Kimdi o güzelim? Canım şu oyuncak mahallesindeki soytarı. Ben çocukların odasını toplamaya gidiyorum. Sen burada otur. Eskiden bu işleri sen yapardın. Ama şimdi yüzünü üfle desem kim bilir ne hale gelecek o da. Yaşlılık zor işte. Hadi sen bir normale dön de. Ne? Ya